olabilir. Yani Türkiye'nin oradaki temsilcileri üyelikten çıkarılabilir veya durdurulabilir oy verme hakları. Bu durumda iken böyle bir kriz çıkarılıyor. Ben iddia ediyorum. Bu yönetim devleti yıktı fakat kendi devletini kuramadı. Çünkü o bilgiye, o tecrübeye ve o niyete sahip değil. O birikime de, insan kaynaklarına da sahip. Niyete de sahip değil. Evet. Yani ben ne dersem o olsun kardeşim, devlet nedir diyorlar. İşte onun için diyorum ki bir yasa mı çıkaracaksınız? Şey yapın canım, halk oylaması yapın. Cumhurbaşkanının kararnameleri anayasanın üstündedir. Midir? Üstünde midir? Üstündedir. Evet diyenler, hayır diyenler. Biz de rahatlayalım. Yırtınıp durmayalım. Anayasa değişikliği yapsınlar. Biz de rahatlayalım. Yani hukuk devleti, anayasa mahkemesi falan filan diye, evrensel hukuk, insan hakları filan diye yırtınmayalım. Bırakalım, kapayalım her şeyi, gidelim. Buyurun efendim. Beşinci sınıf bir aşiret örgütlenmesine çevirirsen devlet olur. Evet, tabii. Şimdi ben merak ediyorum. Bu iktidar MHP'nin veya Devlet Bahçeli'nin elinde bir rehin mi? Yani en sert ve en uç çıkışları Devlet Bahçeli yaparak bir çizgi mi çekmeye çalışıyor? Benzer bir şey Süleyman Soylu konusunda da yapmıştı. Yedirmeyiz, harcatmayız, işte masasına bile doğru düzgün oturmadı diye. Zaten oturmuyorsa masasına doğru düzgün o görevi yapamıyor demektir. Başka bir şey. Yani devlet dağda bayırda yönetilmez. Yani devlet kendi kurumlarında yönetilir. Ayrı bir şey de. Yani mesela bunu bir meziyet olarak görüyorlar. İşte masasında, koltuğunda bile oturmadı. Neredeydi? Sağdaydı. Ne yapıyor? Yani hangi hazırlığı, hangi zihinsel ve kurumsal hazırlığı ve nerede yapıyor? Şimdi bu tip hani saçmalıkları bir yana bırakalım. Ama iktidarın önüne bir ya yer yer yolu temizleyen, mayını temizleyen bir güç, önündeki mayınlı yolu temizleyen, tırnak içinde belirtiyorum mayınlı yolu temizlemekten, bir güç işlevi görüyor. Yani yolu temizleyen, alan temizliği yapan bir güç veya iktidarı tehdit, yani iktidarın diğer ortağını tehdit edecek, ona sınırlar çizecek bir tutum takınıyor. Uzunca bir süredir yaptığı şey bu. Bu Süleyman Soylu'yu kurtaramadı. Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı'ndan alındı. Ama şimdi Anayasa Mahkemesi'ne bir AKP'li bugüne kadar bu dille saldırmadı. Kabul etmek gerekiyor ki. Şimdi Adalet Bakanı dikkatli bir dil kullanmaya çalıştı. Diğer parti sözcüleri, Mehmet Uçum, sarayın sözcüsü, iki yüksek mahkeme arasındaki bir uyuşmazlık gibi sunmaya ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bu uyuşmazlığı çözecek hakem gibi takdim etmeye çalıştılar. Şimdi bir, anayasada hakemlik kurumu yok. Cumhurbaşkanı'nın böyle bir görevi yok. Hakemlik kurumunu anayasanın verdiği makam Anayasa Mahkemesi'dir. Anayasa Mahkemesi devletin anayasaya göre yönetilip yönetilmediğini denetler. Hakem odur. Uyuşmazlık falan yok yani. Tabii. Ortada bir uyuşmazlık da söz konusu değil. 158. madde son derece açıktır. Şimdi bu 158. maddeyi bizim kadar pekala Yargıtay 3. Ceza Dairesi de bildiğine göre. Tabii canım. Nasıl? Bilmediği varsayılamaz değil mi? Yani şimdi bir takım AKP üyesi, gençlik kolları üyesi, avukatları hızlı kurslardan geçirerek savcı ve hakim yaptılar, yargıç yaptılar ama herhalde Yargıtay üyesi yapmamışlardır. Yani aşağı yukarı anayasayı bilirler mi? Çok hızlı bir üye yaptılar aslında. Gerçi ama yine de bir kıdemli bir savcıydı, bir yargıçtı. Jet hızıyla yaptılar. Anayasa Mahkemesi'ne kadar gitti. O da suçlanıyor şimdi. Anayasa Mahkemesi'ndeki yani o hızlı yargıç da aynı şekilde Devlet Bahçeli ayrım yapmıyor. Onu da suçluyor. Yani karar veren 11 üye değil, toplantıya katılan, hazır bulunan 11 üye değil, 18 üyeli bir kurul Anayasa Mahkemesi. Valla dikkatli olmak lazım. Yüce Divan yetkisiyle herkesi yargılama yetkisi olan, bütün devlet adamlarını yargılama yetkisi olan tek mahkemede Anayasa Mahkemesi. Devlet aslında. Tabii. Ya anayasa. Dolayısıyla işte. devletin varlığını, birliğini korumaya, anayasa ve demokratik ilkelere göre devletin yönetilip yönetilmeyeceğini denetlemeye çalışan bir kuruluş. Bu görevini yeterince iyi yerine getirip getirmediği ayrı bir tartışma. Ayrıca eksik evet. Getirdiğini ben size ben, söyleyeyim. Ben aynen eksik getirdiğini düşünüyorum. Tam olarak getirmedi. O yüzden adım adım AKP iktidarı Anayasa Mahkemesi'nin bileşimini değiştirmeye, onu bile bütünüyle ele geçirmeye çalışıyor. Tırnak içinde ele geçirmeye çalışıyor. Şimdi durum böyle olunca böyle bir kuruma, AKP'nin bile bu kadar dikkatli bir dil kullanmak zorunda kaldığı bir kuruma
Devlet Bahçeli bir terör odağı gibi adeta suçlama yöneltmesi, cesaretin varsa Kandil'e git ne demek ya? Cesaret olan gitsin Kandil'e. Ya, terörist diyor. Tabii yani. Terörist diyor. Yani cesaretin varsa ya git onlarla mücadele et anlamında kullandığını düşünüyorum. Vallahi ben sen Kandil'e git de orada yap diyor. Ama cesaretin varsa dediğine göre git onlarla mücadele et. Onlarla çatış bakalım demeye çalışıyor ama keşke. Murat Karayılan'ı ve Fethullah Gülen'i de Gülen hakkında da hak ihlali kararı verirsiniz. Siz bu gidişle demek şu anlama geliyor. İşte hayır. O... Bir insan şu ya da bu suçtan mahkum edildiği takdirde onun bir takım hakları vardır. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ben bu hakları, bu hakların demokrasilerde olduğunu savunduğum için tutuklandım. Evet. Ya benim tutuklanma nedenim de buydu. Hakları vardır ve bu haklar hiçbir biçimde ortadan kaldırılamaz. Kaldırıldığı rejimlerin adı da demokrasi değildir. O bakımdan bu eleştirinin, Anayasa Mahkemesi'ne yönelik bu eleştirinin mantıksal sonucu bir faşist diktatörlüğü savunmaktır. Bunu milli bir rejimle, milliyetçilikle, Atatürk milliyetçiliğiyle veya Türkiye'nin o kurucu Türkçü milliyetçiliğiyle bir ilgisi yoktur. Kurucu demokratik milliyetçilikle bir ilgisi yoktur. Ve çok açık ki demokrasiye inanan, demokratik bir kültürle buluşmuş, yurtsever ülkücüler, ve çok sayıdaki ülkücü ki bizim izleyicilerimiz arasında da var. Bu anlayışa karşı biz bunu biliyoruz. Bu anlayışa karşı. Biz onlarla konuştuk. Biz onları programlarımıza çıkarttık. Onların kurduğu partiler, çeşitli partiler var. Biz onları tanıyoruz ve biliyoruz. Bu anlayış dar bir ekibin bir anlayışıdır. Yani Sayın Bahçeli konuşmalarını kendisi mi hazırlıyor bilmiyorum. Büyük ihtimalle kendisi hazırlıyor olabilir. Destek alıyordur. Ama savunduğu rejimin Türkiye Cumhuriyeti geleneği içinde yerinin olmadığını anlaması gerekiyor. Bir de suçlarken son derece dikkatli olacaksınız. Kendi geçmişinize, kendi sicilinize, kendi tarihinize, ülkenin tarihine, dünya tarihine bir bakacaksınız. Buyurun hocam. Evet, şimdi siz haberleri çok iyi izleyen birisi olarak bana yardımcı olacaksınız sanıyorum. Birisi de Anayasa Mahkemesi Başkanı için hadi bakalım sıkıysa sokağa çık anlamında bir şey söylemişti bir bakan. Süleyman Soylu söylemişti. Öyle bir şey söylemişti. Biz korumalarınızı çekeriz dedi. Ya senin korumalar senin. Ne zaman? Yani bu kapıcın mı? Bu ne zaman bu avukatların bu ikinci baro konusunu ve hukuka uygun olmayan kararları protesto için yaptıkları yürüyüşte. Güvenlik güçlerini kendi muhafız alayı zannediyorlar. Kendi özel koruma şirketi zannediyorlar. Ya böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir tehdit olabilir mi? Şimdi değerli izleyiciler bakın. Devlet adaletle var olur. Devlet adaletle var olur. Her devletin kendisine özgü bir adaleti vardır. Her devlet üretim biçimlerine göre o üretim biçimini koruyan bir adalet mekanizması işletir. Örneğin Orta Çağ'da yargı devleti korurken toprak ağalarını korur. Dükleri, kontları, markileri korur.